Evet sevgili dostlar. Sponsorlarımız GOLVAR.com'un ve Kayseri Zülhüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün iki tane kısa kısa video attım. Çok kısa iki tane video. Shorts videolarımızı da izleyip destek olabilirsiniz. Eğer shorts videoları daha çok izlenirse abone sayısı daha çok artıyor arkadaşlar. Bu yüzden kısa kısa oynatma listelerini açmanız hem size hediye üyelik kazandırır, hem kanalda popüleritenizi arttırır, hem yorumlarınız üstte otomatikman gözükür daha çok video izlediğiniz için. Hem de kanalımızın abone sayısı artar. Ben ricam ediyorum. Geri çekiliyorum. İsmail Kartal. 4 kupayla kazanmak istediğimizi açıklıyor. E, Galatasaray oynayacak süper kupa maçı. O bu şu hepsini konuşuyor İsmail Kartal. Ve sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapıla, yapılamayan hiçbir transferden pişman olmadığını aktarıyor. Ben size sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberinden derleyip ee, kısa kısa aktarıyorum. Ee, detaylı bilgiler için de Haber Global'deki Sercan Hamzoğlu'nun yazısını okuyabilirsiniz. Şimdi Ali Koç transferler konusunda her zaman kararı bana bıraktı diyor. Bu bir. Suudi Arabistan'da Süper kupanın oynanacak olması. Ee, ne diyor? Herhangi bir değişiklik olur mu? Bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla diyor. 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak diyor. Yani değişiklik olur mu? Onu da çok bilmiyoruz diyor. 24 Aralık'ta bir Galatasaray derbisi, 30 Aralık'ta bir kez daha. Tabii ki bu benim için sorun oluşturmuyor demiş. Bunun kararı federasyonla kulüp yönetiminin arasında olacak diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Hani Allah ömür verir görürsek inşallah 2'de 2 galibiyet elde edersek 50 oradan 50 oradan 100. de 2 yaptığımız için 50 de benden tekrardan hediye. 150 kişiye de üyelik hediye ederiz. Zaten transfer dönemine de girmiş olacağımız için muhteşem bir şey olur. Hatta ben 150. Sadece benden başkalarından daha fazla olur. Şimdi kış transfer döneminde ee, ne yapacaksın diyor. Burada hiçbir oyuncunun kafası karışmaz diyor. Ve açıkçası hiç kimseyi satma niyetimiz yok diyor arkadaşlar. Kariyerle, tecrübeli takımda abilik yapıyor. Dışarıda oturduğunuzda da saatlerce konuşabiliyorsunuz. Hani herkese bir dokunuş yapıp motive edebiliyor. İsmail yüksek gelişti. Ama hala bir iki eksiği var diyor. Bütün oyuncularımıza hani analizimizi yaparken istediklerimizi söylüyoruz diyor. Eksikleri de inşallah kısa sürede gideririz. Enerjisi yüksek. Savaşçı gözü kara oyuncu. Her maçta 12'nin üstünde koşuyor. Umut Nair'e biraz daha az şans verdik işin açıkçası. Bat şu ayıya göre diyor ki ya birine yıllık 3 milyon euro veriyorsun. bat şu Ama böyle gidecek demek değil diyor. Takıma en iyi katkı kim verecekse o oynayacak diyor. Ryan disiplinli. Çalışkan oyuncu. Verdiğiniz göreve sadık bir isim. Livakovic iyi bir kaleci. Ee, yani savunmayla uyum içinde. Milli maçta hatalı bir gol yedi ama çok iyi bir kaleci diyor. Belki de bilerek yemiştir. Şimdi Batshuayi'nin durumu. Batshuayi ile görüştüm. Geçen sezon sistem farklıydı. Çift forvet oynanıyordu. Bu sene ise tek forvet oynuyor. Kolay değil. Bazıları hemen bazıları geç adapte olabiliyor. Kendisi adapte olmaya başladı diye. Dün halı sahada da sevgili İsa kardeşimle görüşürken arkadaşlarından oynarken onlar da bana sordu. Dedim ki hani at şu ayı. Ben sordum, soruşturdum. Bir yere gitmeyecek hani. Bir de şu var arkadaşlar. Hani 3 milyon Euro'nun üstüne ben vurgu yapıyorum ama ben öyle haybeden 3 milyon Euro'nun üstüne vurgu yapmam. Elinizi vicdanınıza götürün. Hepinizin hepiniz beyin olan insanlarsınız. 3 milyon Euro yıllık ücreti kim verebilir? Yani bu yaştaki oyuncuya ya kafaya takacak, biraz psikopat olacak alacak takım. Yani ya olacak ya olacak başka türlü kimse 3 milyon Euro alan bir futbolcuya vermez sana hani Avrupa'da e, maaş kıstasını yüzde 40 arkadaşlar yani 5 milyon euro alsa verse bu 5 milyon euro ikisi vergiye kesilecek üçü futbolcuya gidecek o yüzden kolay kolay kimse vermez bunu da unutmayın ama şu var e, durum bu statü değişikliğinde meslekteki her arkadaşım rahatsız Avrupa kupaları nasıl 23 kişi ise Türkiye'de de aynısı olabilir. iki kişi tribünde oturacağına gelsin. Kulübe de otursun. Oyuncularım çok iyi profesyonel. Hep beraber çok iyi çalışıyoruz demiş. Bence bu da mantıklı. Yani 23 kişilik kadrolar. Ee, devre Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Bakın oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu lazım. Ee, transferi de buna göre yapmak lazım. Çok inceledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Red ve Şimanski oldu. Ama geri adım atmadık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ferhat ve Şimanski'de memnun olmayan var mı? Demir arasında ilişkin şunu söyleyebilirim. Bu sene hiç kimse bir yere gidemez diyor. Yani net değil mi arkadaşlar? Ee, yani bu sene hiç kimse bir yere gidemez. Açık ve net söylemiş İsmail Kartal. şunu da söyleyeyim. hepinizin görüşü de ortak. Hocam takım bu kadar iyi giderken bomba atmanın lüzumu yok diye 4 kupa hedeflediklerini de söylüyor. Şimdi ana hedef de şampiyonluk diyor. Yani UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk. Hatay Spor iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan Hoca güzel işler yapıyor. Takımın namalip olması tesadüf değil. Bizim en önemli maçımız Hatay Spor maçı. Volkan Demirel bizim kardeşimiz. Başardı bir ismi Allah yolunu açık etsin. Kendi evimizde oynayacağız. Hak eden kazansın diyor. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Ben iddia, yani sözümde iddialıyım. Hatay Spor'u yenersek 16'da 16 yapmıştık ya. 17'de 17 yapmıyoruz. 19'da 19 yapıyoruz. Çünkü Hatay'ı yenersek Perşembe Ludogoreski yeneriz. Ardından Pendik Spor'u e, yeneriz diye düşünüyorum. Hani benim şeyim bu arkadaşlar. Bu taraftarımız neler, neler yaşattığımı çok iyi biliyor. Bana olan inanç ve güvenleri gösteriyor ki bu durum beni fazlasıyla motive ediyor. Hani daha fazla konuşurum ama konuşmak istemiyorum diyor. Biz taraftarımızı mutlu etmek için buradayız. İnşallah mutlu edeceğimizi düşünüyor. İrfan Can KVC milli oyuncu onunla ilgili de söylüyor. Ee, hani Eksikleri konusunda da açık açık konuşuyor futbolcularla diyor. Yani benim onlara ne kadar samimi olduğumu oyuncular da biliyor. İrfan Can da bu şekilde. Bazı oyunculara ekstra çalışman lazım diyorum. İrfan şu anda iyi gidiyor. Böyle gitsin. Sıkışırsak 8 ve 10 numarada oynuyor. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlığını atlatıp gelsin. Sakımı zorlasın. Ondan sonra İrfan Can'ın nerede oynayacağına bakalım burada ben zorlanacağım. Keşke hepsi sağlıklı olsa ben zorlansam diyor. Bak arkadaşlar aslında Yırfan Can'a 8 numara kapısını açıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atmayacağını söylüyor. Her zaman dalgalanmada olur. olur. İnşallah biz olmaz. Ama rakiplerde mutlaka olacaktır. İnşallah olur. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var. Trabzonspor'da Abdullah Avcı geldi. Orada Trabzonspor'da Abdullah Avcı geldi derken ya ben bir haber gördüm bilmiyorum ne kadar doğru ki ne kadar doğru değil. kapa açıklaması diyebiliyorum. E, Trabzonspor Abdullah Avcı ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamış. 2023-2024'te 40 milyon TL yıllık ücret. 2024-2025'te %50 oranına geçmeye de tüfe artı üfe oranında. E, tüfe artı üfe bölü 2 oranında artış diyor. Hani boş mukaveleye imza atmıştı öyle hatırlıyorum ben. Demek ki boş mukavele doluymuş ya. Yani gerçekten ilginç. Şimdi e, yani rakipler ivme yakaladı. Beşiktaş yakalayabilir. Adana Emir çok iyi diyor. Altasaray'ın e, kadro kalitesi iyi. Bizim kadromuz takım olgusunda çok iyi. Ligde çok şey değişebilir diyor. Rekorlara takılmıyorum. Maç maç düşünüyorum diyor kısaca. E, yani iki dönem aradan çalıştı. Bir süre teknik ekibiyle beraber kendilerini geliştirmek için uğraştığını söylüyor. Takıma her zaman bir şeyler katmamız lazım. Bazen Ceko'ya Şurada duracaksın. Burada burada topu alacaksın diyoruz. Burada yapmış olduğumuz antrenmanların futbolcular tarafından geri bildirimleri pozitif olunca karşılıklı antrenman başarısı oluyor. Bu felsefe önemli. Sahayı süslersin ama antrenmanın içeriğini anlatıyorsun. Bunlar önemli. Öğrenmenin yaşı yok demiş. Tamamen bilime dayalı antrenmanlar ve doğru iletişim kurmanız lazım. Futbolcular sizin ne kadar ekibinizde olaya hakim olduğunuzu gördükten sonra ona inandıktan sonra size saygı duyuyor. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, herkese şans vermeye çalışıyoruz. Dengeleri korumak ve rekabeti artırmak için takım içinde oyunculara ve maçlara göre organizasyonlar yapıyoruz diyor. Ee, Rusya kampı sezon başında hem taktik hem takım yani hem takım hem oyuncular gelişecek demiştim. Çok şükür oralara gidiyoruz. Oyuncu kalitemiz iyi. Karakterleri bizi rahatlatıyor. Mesela Fred'de her şeyi konuşuyorum. Uç noktalara kadar teknik analiz falan açık açık konuşuyorum hani bir şey yaparken içine silmesi lazım. Dengeyi sağlamak lazım. Çok zorlanıyorum açıkçası diyor. Çünkü herkes çalışıyor. Herkes oynamayı hak ediyor. E, ee, Türkiye Ligi matematiksel olarak birçok statüyü gerektir. Hani 3 Türk'ten dolayı matematik yapman gerekiyor. Ama bazılarını oynatamıyorsun. 4 gün sonra maç var. İlk 11'de oynayacaksın. Orada kadroda olacaksın diyorum bazen. Onlar bakıyor. Hoca adaletli olmaya çalışıyor diyor. Hani ben açık ve net oluyorum diyor sakatlık önleyici bir program kullanıyoruz. Bununla ilgili özel bir odamız var. Oyuncuları orada yürütüyoruz. Diz çek, hafif sıçra gibi kas grupları nerede yorgunluk varsa bunları görüyoruz. Antrenmanları planlarken oyuncu bu antrenmanı kaldırabilir mi gibi durumları doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz. Her antrenmanı bir gün önceden ayarlıyoruz diyor. Çok güzel. Şu anda 13 milli oyuncuların bulunduğunu söylüyor. Geçen sene 12 ay futbol oynandı. Deprem ve seçimlerle aşırı bir yıpranmışlık vardı. Bir oyuncunun bu kadar yüksek yoğunlukta geçirdiği sezon sonrasında en az 4 hafta dinlenmesi lazım. Bizim oyuncularımız 12 gün dinlenebildi diyor. Sezon maçı sakatlıklar oldu. Düzene koyduk. Bunlarla ilgili çizelgemiz var. Geçen seneye göre %40 daha az sakat verdik. Vallahi bana sorsanız aynı derim. Açıkçası. Lan sürekli sakat, sürekli sakat. Ya hani e, temenni ediyor gibi oluyorum ama lan Galatasaray'da bir sakat versin ya. Ya bir e, Luan Perez gibi bir gitsin ameliyat olsun. Lincoln gibi. mesela ben size bir şey söyleyeyim. Hani bir Torreira, Lucas Perez, Juan e, Perez gibi sezonu kapatsa, bir Icardi, Lincoln Neriki gibi sezonu kapatıp altısa sana bitti. Okey'e dönerler ya. Ama işte gel gör ki şans bizi buluyor. Ama %40 azaldı diyoruz. Geçmiş döneme gelince az sakatlıp yine bizim takımımızdı. Bu tempoda gidersek hemen hemen 55-60 maç oynayacak bir oyuncu. E, ve bu çok yüksek. Ben şunu da söyleyeyim. Avrupa'da dünya çapında hocalar da bundan şikayet Ben şunu da söyleyeyim. Ya 16'da 16 yapıldı. Az sakat var, çok sakat var. Ben geçtim. 16'da 16. Herkes iyileşti mi? İş yolundadır. Ya 50'de 50 yaptın. 3 oyuncun 1 ay sakatlandı. 2 ay sakatlandı. Önem değil. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim bu. Son olarak da Filistin'de yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz halimize çok şükür insani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. <laughs> orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var. Ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan gücüm var. Ezerim geçerim diyebiliyor demiş. ben bu videoyu çektiğim saatlerde de Suriye'ye bir bomba bomba atıldığı olayları vardı. Allah bütün yardıma muhtaç insanların yardımcısı olsun. Başta bizim insanımızın sonra diğer bütün insanların yardımcısı olsun. Yani satır başlarına bakarsak transfer konusunda son kararı bana bıraktı. UEFA konferans ligini kazanabiliriz. Ana hedef şampiyonluk 16-16 yetmez diyor. Ee, sevgili Sercan Hamzoğlu da bunları açıklıyor. İrfan Can'la ilgili söylüyor. 4 kupaya da talibiz. 10'da 10, 15'de 15'i unutacağız. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Ee, Futbolcuda da bunun farkında. Sıkışırsak 8-10 oynatırız İrfan Can kahveciyi diyor İsmail Kartal. Şimdi ee, hiç kimseyi göndermeyeceğim, satmayacağım diyor İsmail Kartal. Ben milli takıma ilişkin bir şey söyleyeceğim. Golvar.com'da da yazımı yazdım ama buradan da kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben hepinizin sevdiği bir kardeşiniz olduğumu düşünerek söylüyorum. Montella iyi gidiyor, hoş gidiyor ama B planı olmazsa cortlarız. Bakın Letonya'ya karşı Hırvatistan'a karşı oynadığımız taktik dünyada. Hırvatistan açık bir takım. Galler ve Ermenistan da bize karşı açık oynayacak. Bak o, o maçlardan en az 4 puan bekliyorum. Tarihini not alın. Yani yüzüme de vurabilirsiniz olmasa hiç sıkıntı değil. En az 4 puan bekliyorum o iki maçtan. Çünkü iki takım da bize açık oynayacak. Ancak turnuvaya gittiğin zaman turnuva futbolu başkadır. Bakın turnuva futbolunu en güzel Aykut Kocaman bilir. Turnuva futbolu. Bekle 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 bir şekilde atarsın. Ha, savun 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 atarsın. Top sende olsun. Topun hakimiyeti sende olsun. Rakibi koştur. Yor. Boşluk bul. Fırsatını değerlendir. Yapıştır gitsin. Hani ona dikkat etmek lazım. Hani Adana Demirspor damgası yaptı. Vincenzo Montella'ya baktığınız zaman e, ee, Yunus Akgün, Samet Akaydın, Yusuf Sarı diye gidiyor şeyler. Ben buna çok takılmıyorum. Bak buna kim takılır biliyor musunuz? Buna ilk puan kaybında Türkiye milli takımı düşmanları katılır. Stefan Kunt tebrik ederim milli takım için başarılı yolun devam etmesine memnuniyet duyuyorum demiş. Herkes kendine pay çıkarma derdinde. Ben Kunt da bizim inlediğimizi düşünüyorum ya. Milli takım duygusunu yitirdi millet. Ha, Montella ile Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımı ne yapar? Bence bunu konuşmak için çok erken. Adam dün diyor ki mesela maçtan sonra şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim. Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Euro 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu mutlu olacağız. Hep hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız diyor. Bu arada Kadir Kardeş'ten boşalan TFF Genel Sekreterliği görevine Taner Tenseven getirilmiş. Bir galatasaray Başkası gelmiş. Çok mühim değil. Bak muhabir muhabir değil. Türk milli takımı sabot etmek isteyen kişi. Milli takımın iyi gitmesinden rahatsız olan kişi. Fenerbahçe düşmanlığı bayrak sevgisinin önüne geçen kişi. Açık söyleyeyim ya. Fenerbahçe düşmanlığı bayrak sevgisinin önüne geçiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok net söylüyorum. Eğer milli takımın oyuncularının 11'i de Fenerbahçe'den seçilsin. İlk 11 Fenerbahçe futbolcular olsun. Gitsin. Dünya kupasını kazansın. Bu ülkede sevilmeyecek insanlar var. Bu ülkede sevilmeyecek insanlar var. Hatta Fenerlilerin aldığı kupayı istemiyoruz diyecek kadar aşağılık duruma düşecek insanlar var. Diyor ki arkadaş İsmail Yüksek Kırbatistan maçında Yıldızlı bu maçta biraz geride kaldı. Şimdi ben o arkadaşa bir şey göndereceğim. Söyleyeceğim. Montella diyor ki iki farklı maçtan bahsediyoruz. İlk yarı alan bırakmayan bir rakip vardı. İsmail Yüksek'in performansı muazzamdı diyor. Şimdi <laughs> kötü oynayan İsmail Yüksek. Maçta en çok topla buluşan isim 98 kez. En çok ikili mücadeleye giren isim 17 kez. En çok ikili mücadele kazan isim, kazanan isim 11 kez. En çok şut atan isim 3 kez. E, Cenk ve Kerem de 3 e kez atmış. Topla buluşma Hırvatistan maçında 76. Daha yüksek ondan. Yani Süper Lig'de maç başına ikili mücadele kazanma ortalaması 6 olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu futbolcu kötüymüş. Lütfen Fenerbahçe düşman arkadaşlar. Maçları gözünüzle ilgili izleyin. Gözünüzde izleyin. Anladınız mı? Şimdi aynı İsmail Yüksek. 2 maç. Hırvatistan ve Letonya milli maçlarında bir asist. 35'te 25 ikili mücadele kazanma. 8'de 6 hava topu kazanma. Yani 43'te 31 ikili mücadele kazanma. 11 top çalma. 3 pas arası. 5'te elik engelleme. 3 kilit pas. %87 pas isabeti. 11'de 9 uzun top isabeti. 7'de 6 başarılı dribling. Ben anlamıyorum. Fenerbahçe futbolcularının başarılı olması... Niye? Kanınıza dokunuyor. Galatasaray bir paylaşım yapmış. Önce milli takımı paylaşmış. Güzel. Doğru. Olması gereken bu gurur mu falan filan. Sonra kendi futbolcusunu paylaşmış. Gurur diye. Ya bak. Bu geceleri kirletir böyle şeyler. Paylaşımlar. Bu tip geceleri kirletir. Benim futbolcum senin futbolcum. 3 gün sonra paylaş. 2 gün sonra paylaş. Hiç sıkıntı değil. O geceyi kirletmeyelim ya. Bak Fenerbahçe mesela kendi takımım diye söylemiyorum. Gördünüz mü siz hemen o gece ben kendi futbolcunu paylaşıyor bizim gururumuz dediğini. Ya bu ülkenin gururu. O an senin değil. O an e, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da değil o anda. O an başkası Galatasaray'da değil ya. Ya bunlardan çıkın bak bu çok garip düşünceler. Yani ben ben çok şey görüyorum bak. Şimdi İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle yıldızı parladı İsmail Yükseğin. Sarı Lacivert'in forma altında mükemmel gitti. Milli takıma gitti. Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde. Şimdi Napoli, Milan, Bayer Leverkusen seni Tottenham mercek altına aldı diyor. Oto maç. E şimdi size soruyorum mesela bak. Maçtan kaç gün geçti? İki gün geçti. Şimdi ben İsmail Yüksek'i Fenerbahçe futbolcusu diye övüyorum. Bunda bir abesiyet var mı? Bence yok. İsmail maçtan sonra şunu da demiş. Dört yıl öncesinde bana bugünleri yaşayacağımı söyleseler. Gülerdim. Allah'a inandım. Çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Euro 2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler. Aklımdan bile geçmezdi diyor. Açıkçası son bir buçuk yılda Çağ atlayan bir İsmail Yüksek. Ya ben ee, moral bozucu bir haber söyleyeyim. Antalya Spor Futbolcusu Naldo'nun, geçtiğimiz ay kaza geçiren oğlu Davin'in vefat ettiği açıklanmış. Yani Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzücü. Allah başlara vermesin. Rabbim sabır versin. 41 gündür yoğun bakımdaymış. E, acının gerçekten rengi olmuyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hani bizler taraftarız. Her şeyden öte insanız. Hani Galatasaray'ın Icardi'si sakatlansın deriz. Atıyorum. E, Torreira işte kırmızı yese de iki maç oynamasa işte bizim maçta olmasa falan deriz ama bu tip şeyleri kimse istemez. Allah herkese e, akıl fikir versin. Allah herkese selamet versin. Naldo'ya da sabırlar versin. Şunu da söyleyeyim. Özellikle ve özellikle hakemlere söylüyorum. Bak bir canın kaybolması bir evladın gitmesi çok zor bir durum. Sayenizde binlerce evlat babasız kalabiliyor. Sayenizde binlerce baba evlatsız kalabiliyor. İnsanları körüklemeyin. insanları uçurumdan aşağı etmeyin. Yani biz son günlerde çok enteresan şeyler duymaya başladık. İddiadır şudur budur. Dikkat edin. Yani insanın aklına bin, bin bir çeşit şey gelebiliyor. Dikkat edin. Samet Akaydın Hırvatistan ve Letonya maçlarında 14 tehlikeli atak engelleme ile eleme grubunda tüm oyuncular arasında bu alanda 2 maç ortalamasında zirveye çıkmış. Sevgili Berk, Berk Göz'ün haberi. Samet Akaydın konusunda diyebilir misiniz? Şimdi bazı arkadaşlar kanala yeni abone olmuş. Bana diyorlar ki siz hepiniz diyor Samet gitsin. Samet çöp diyordunuz diyor. Fenerbahçe futbolcularını aşağılıyordunuz diyor beni tanımadan. Keşke beni tanısalar da yorum yapsalar. Ee, Samet Akaydın konusunda Samet'in kendi babası benim kadar desteklememiştir. O kadar da iddialıyım. Herkesin çöplediği dönemde futbolcuna sahip çıkmak çok zor bir şeydir. Çünkü kepsilere konu olabiliyorsun. Samet Akaydın konusunda çıkın. Deyin ki Mustafa hocam sen de şurada dedin ki şöyle. Ben yine söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Allah herkese araç nasip etsin. Kazasız belasız. Kışlık lastiğin e Marka vermeyeyim şimdi kötüleme gibi olacak. Dertleşmişti. Benim hoşuma gitmiyordu. Kışın geçen sene kışın kaydırıyordu. Bu sene ben kışın kütürü kereği gibi kar yağacağını düşünüyorum böyle. Kütür kütür. Hatta teşbihte hata olmasın. Lapa lapa tatil yağacak derim ben. Bazıları der ki ne demek istiyorsun? Yani okulları tatil edecek derecede yoğun kar yağacak diyeyim. Öyle anlayın derim. Yoksa başka türlü abartı oluyor. Ben onu bekliyorum. İyi bir lastik alayım dedim. Bristol'un güzel bir lastiğini aldım. Tanesine 2500 lira verdim. <laughs> Normal satışta 3250 idi. İnternetten buldum. Benden sonra da tekrar arttı. E005 sanırım. E16 cant. Şimdi kışlığım iyi maşallah. Yazlığım da iyi. İki lastiğim de iyi. Kışın ne lazım? Kış lastiği. Yazın ne lazım? Yaz lastiği. Şimdi bunları stoper olarak düşünün. Anladınız mı demek istediğimi? Kışın oynatacağınız stoperlerin de kütürü gereği gibi yazın oynatacağın da ee, şeyinkiler yazdıklarda da Goodyear'ın herhalde ya. Yazdıklarını bilmiyorum aklıma kalmadı ama biri Bridgestone, sesi Goodyear olsa bak düşünün yani. Futuroker gibi lastik. Şimdi Fenerbahçe'nin de Bridgestone'u ne? Kikubek. Kao. Ee, öbürü ne? Yazdı işte Goodyear. Sameta e kaydında Serdar da çok güzel Goodyearlık yapar. Bakın. Bu iş başka yere gidebilir. Üç tane Türk oynatmak zorundasın. Bazen mecbur o sahiyi keseceksin. O sahiyi kesemem diyeceksin. Rakibin kanatları çok iyi. Bazen Samet'i oynatacaksın. Bazen Serdar'ı oynatacaksın. Bazen Ferdi'yi sağda oynatacaksın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Bunu da unutmayın. Şimdi Osterwolde bu performansı sürdürür. E, Ferdi'yi sağa atsan ya da Ferdi mesela Allah göstermesin kart cezası sakatlık falan oldu muydu? O sahi dedi bir kanat attı düşünün. Aslında yabancı kuralı olmasa Fenerbahçe'nin orijinal e, savunma hattı sağda Ferdi şey e, o sahayı, solda Osterwolde. Bak Ferdi değil. Hocam ya saçmalama Ferdi ikisinden de iyi. katılıyorum. Ferdi değil. Orta alanda belki Ferdi'yi deneyebilirsin. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ferdi o kadar iyi bir futbolcu ki bugün size sağ bekini de sol bekinde performans olarak yukarı çekecek bir futbolcu. Bak bunu da unutmayın. O sayı yükseldiyse Ferdin'in de etkisi var. Osterwald'e coştuysa Ferdin'in de etkisi var. Bak arkada Mert Müldür de bas bas bağırıyor beni de oynatın diye. İsmail Kartal'ın işte başının belası bu. Keşke hep böyle bela olsa. Anlatabiliyor muyum? Ve e, ben bunu da söylemiş oldum. Az önce iddia demiştik. Zanyolu, Tonali ve Fagioli suçlu bulunmaları halinde verilecek diskalifiye cezaları İtalya dışında da geçerli olacakmış. Riyar Raderler Sportun haberi. E, ee, bu arada şunu da söyleyeyim de ondan sonra bu konuya değineyim. İstanbulspor yeni teknik tek direktörü Hakan Yakın olmuş. Fenerbahçe maçlarında farklı dediler inşallah. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında da başarılar diliyorum kendilerine. Şimdi ben <laughs> Galatasaray e, bazı taraftar kitlesini anlamıyorum. Tamam takımını tutabilirsin. Ben mesela devletin yerinde olsam Hakan Şükür'ün takipçilerinin hepsini bulur. Ters kelepçeyle alırım içeri. Hafetücüsün. Hafetü'yü takip ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama Hakan Şükür Galatasaray'ın efsanelerinden biridir dediğin zaman lan arkadaş Galatasaraylılar zıplıyor hopluyor sen nasıl benim efsanem dersin benim efsanem değil falan lan Allah'tan korkun yok mu? Zafer bir yol Beşiktaş alt yapısından çıkmış Fenerbahçe'de bir sezon tamamında da oynamamış FETÖ'den bir şey oldu muydu? Fenerli Zafer bir yol FETÖ'cü çıktı duydunuz mu oluyor? Uğur Boral Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye gelmiş Fenerli Uğur Boral FETÖ'cü çıktı oluyor. Hakan Şükür senin efsanen diyorum. Bak diyor bize FETÖ'cü dedim. Ya siz kendinize FETÖ'cüyü yakıştırıyorsanız, kendinize FETÖ'cü hissediyorsanız istediğinizi deyin. Ama şu bir gerçek. Milli takımında en golcü futbolcusu Galatasaray'ın en golcü futbolcusu bitti. Hocam Metin Oktay var. Metin Oktay diye biri yok. Hayır. 1959 öncesinde hiçbir futbolcu yaşamadı. Hiçbir şey yok. Yani yakında bu iş başka yere de gider. Dursun Özbek gitmiş. Atatürk'ün de izinden gidiyoruz. Bilmem şu. Size göre Atatürk de saymayın. 59 öncesinde yaşadı. Ya bu kadar yüzsüzlük olmaz ki. 59. öncesini saymayalım ama Metin Noktay efsanemiz. Ali Samiye'nin efsanemiz. Yok o zaman sizin efsaneniz efsaneniz yok. Kestane onlar. Ya ben anlamıyorum. 59 öncesini sayıp saydırmamayı bu kadar dert etmeleri anlamıyorum. Fenerbahçe kompleksi. Başka bir şey değil. Bu arada Yolu'nun aralarında bulunduğu İtalya'yı sarsan yasa dışı bahis skandalında 40'tan fazla oyuncunun karıştığından şüpheleniliyor. <laughs> 40'tan fazla. 40'tan fazla inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu arada ee, şunu da söyleyeyim. Ya ben Zanyolo'yu savunan Galatasaraylılar görüyorum. Ya siz nasıl bir insansınız? Arkadaş diyeyim ki suçluysa cezasını alsın. Bitti. İddia oynadıysa ne olmuş diyor. He. Şike yaptıysa ne olmuş? Değil mi? Tırlar gittiyse Malatya'ya, Tofaşlar, Doğanlar gitse ne olmuş? Kaleciye şu tarafa atacağım deyip ters yöne uçuttuysa ne olmuş? Kaleci eline çektiyse ne olmuş değil mi ya? Hepsini böyle savunun. Kendiniz oldu muydu? Mübah millet oldu muydu? Günah deyin. Son bir yılda Galatasaray'ın dördüncü vukuatı. Bir yıl içinde. Omar El Abdullahi. Neydi o? Bir tane İspanyol vardı. Dominiki Torrent video indirmedi. Torrent. Omar. Şimdi Zanyolu. Tete davasında FIFA'lıklar. Allah bilir başka ne çıkacak. Ayrıca menajer ücretini düşük göster. Öbürünü bilmem bir şey göster. Daha ne çıkacak? Bir takım ben bir şey söyleyeyim. Aslında bu UEFA'nın sıkıntısı. Bu FIFA'nın sıkıntısı. Lan bir takım bir sene içinde dört tane davadan yargılanır mı? Bir takım dört tane şey olur mu? hocam zan yola kalka bir şey değil. Ne biliyorsunuz? Galatasaray'daki yediği kırmızı kart. Ne biliyorsunuz? Şimdi size bir şey soracağım. Misal veriyorum. Galatasaraylı bir yönetici zanyolunun Geçen seneki oynadığı maçta kırmızı kart yer diye ciddi bir bahis oynamış olsa. Bu da ortaya çıksa. Oha. Hendik Spor. Portekiz'de Andrea, Andrea Villas Boas'ta anlaşma sağladı. Teknik direktör bugün İstanbul'a gidecek. Villas Boas. Lan bir ara Fenerbahçe'ye bile şey yapıyorduk. Vay arkadaş ya. Neyse demek istediğim şey şu. Yöneticinin biri böyle yapsa Galatasaray ceza yer mi yemez mi? Bence yemez. Kapatırlar üstünü üstünü kapatırlar. İşte benim kızdığım nokta bu. Arkadaş suçluysa suçludur. Bitti. Ya doping bugün ciddi bir suç mu? Suç. İddiada ciddi bir suç. Ve ben bunu savunanları anlamıyorum. Neyini savunabiliyorsunuz ya? Ya neyini savunabiliyorsunuz? Savunacak hiçbir tarafı yok. Vallahi garip ya. Gerçekten garip ya. Neyse. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir salı günü diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 57.800 siz bu videoyu izlemeye 58.000 olacağız ulan. Hadi inşallah 59 olur. Bu arada 57 Sinop'tu. Sinop'u uğurluyoruz. Sıradaki hedef Sivas. Kısa sürede de Sivas'ı uğurlayıp 59 Tekirdağ'a gidelim. Tekirdağ Çorlu'ya selamlar olsun. Bütün Çorlu'daki Tekirdağ'daki bütün takipçilere. Sivas'taki bütün takipçileri ya da Sivas'ta beni İstanbul'dan takip eden takipçilerimin %95'i muhtemelen Sivas'tadır. Hepsine selamlar olsun. 57 Sinop. Sinoplu bütün kardeşlere selamlar olsun. Buğra'yı çok soruyorsunuz. Buğra vefasız çıktı. Ben de haber alamıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani e, yoksa kapımız her daim açık. Gelip canlı yayında yapabilir, videoda çekebilir. Ama ben haber alamıyorum. Bilginiz olsun. Tekrar tekrar soruyorsunuz. Yani ben de ahde vefa imandandır. Ben kimseyi satmam. Kimseyi yarı yolda bırakmam başıma iş gelmediğim için daha habersiz bırakmam. Bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.